Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bundan 2 gün önce YKS başvuruları başladı. Yani TYT ve AYT'ye girmek isteyen adaylar 12 Şubat'la 6 Mart arasında YKS'ye başvurabilirler. Aşağı yukarı bir ay var. Hani bu bir ayda siz başvuramadınız, yani o kadar yeteneksizsiniz. Bir de geç başvuru süresi var arkadaşlar. O da 6 Mart'tan 19 Mart'a kadar. Zaten birazdan anlatacağız. Geç başvuranlara tabii ki ufak dezavantajları oluyor olacak duygusal olarak. Şimdi arkadaşlar YKS sınav ücretleri her biri için. Sen neye gireceksin? TYT'ye gireceksin ve AYT'ye gireceksin. Mesela düşünelim. 50-50-100 lira. Veya işte yabancı dilden hazırlanıyorsun, İngilizcesin değil mi? TYT'ye ve yabancı dil sınavına gireceksin, 100 lira. Ben diyorsun ki hepsine gireceğim. O zaman 150 lirayı gözden çıkaracaksın. Peki dediğimiz gibi 6 Mart'a kadar eğer başvurmamışsan paracıklar artıyor. Yani arkadaşlar sınav başına 75 TL veriyorsun. Yani bir sayısal öğrencisi TYT ve AYT'ye girmek için burada 75 çarpı 2 ne veriyormuş abicim? 150 TL ücret ödüyormuş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ÖSYM 2018'de yeni bir kural çıkardı. TYT puanı 2 üzerinde olan adaylar önümüzdeki senede bu puanını kullanabilecek. Şimdiden söyleyeyim. AYT şu an size çok ağır geliyorsa isterseniz hani yavaş yavaş AYT kısmını bırakıp sadece TYT'ye abanabilirsiniz, kasabilirsiniz. TYT'den iyi bir puan aldıktan sonra bir sonraki sene sadece AYT çalışabilirsiniz. Bu bilgiyi de verelim. Ama geçen sene bunu yapmış olanlar, yani TYT puanını kullanıp sadece AYT'ye girecek adaylar 2019 YKS başvuru ücreti olarak sadece 20 TL ödeyecekler. 2019 YKS'ye başvuran adaylar arkadaşlar ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı veya banka kartı ile o dediğimiz bahsettiğimiz süre içerisinde ücretlerini şu aşağıdaki bankalara, şimdi reklam yapmayalım, isimleri söylemeyelim diyoruz ama yine de kulağınızda çalınsın. Akbank, Albaraka Finans, Türk Ekonomi, Halk, ING, Vakıfbank, zaten devlet bankaları var. Birkaç tane de özel banka var. Buralardan arkadaşlar bazılarının ATM'sinden, bazılarının internet bankacılığından bu ödemeyi yapıp zaten ÖSYM'nin e-işlemler sayfasında ödediğinizi görüyor olacaksınız. Sınava kimler başvurabilir? Sınava arkadaşlar tabii ki lise mezunları öncelikle başvurabilir ve aynı zamanda bu sene lise olabilir, işte denge okullar var, açık öğretim liseleri var. Son sınıfta okumakta olan öğrenciler bu sınava başvurabilirler. Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar. Yani çoğumuz liselerde okuyoruzdur da bu pembe yazı da birçok kişi için önemli. Ortaöğretim kurumunu bitirmiş olanlar, ister ortaöğretim kurumunu bitir, ister yüksek öğretim kurumunu bitir, herkes girebilir. Orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar da arkadaşlar sınava başvurabilir. Şimdiden öncelikle başvurunuzda başarılar. İnşallah sıkıntı yaşamazsınız. Son olarak da hem TYT hem AYT sınavında inşallah gönlünüzce bir sonuç alırsanız teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Ben Sinan Hocam.